Kardeşlerim, bugün maalesef özellikle genç kardeşlerimiz arasında İslam'ın meselelerini böyle yeni öğrenip de kanı kaynayan kardeşlerimiz arasında bir mesele karıştırılıyor. Karıştırılan bu mesele netice olarak maalesef bize çok kötü sonuçlar bırakıyor. Bu yapılan hatanın neticesinde insanlara biz İslam'ı anlatmakta zorlanıyoruz. Bu yanlış tepkilere maruz kalan insanlar bizden nefret eder hale geliyor. Anlatacağım mesele vela ve bera ile alakalı mesele. Altını hemen çizeyim yanlış anlaşılmasın. Vela ve bera bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Biz müminlere velamızı gösterir, onları sever sayar yakın kabul ederiz. Aynı şekilde müşriklerden de bir o kadar beriyiz. Akide olarak beriyiz, adet olarak beriyiz, sevgi olarak beriyiz, her türlü ne gerekiyorsa beraatle alakalı bütün bu noktalarda müşriklerden beriyiz. Bu çok önemli bir mesele. Benim anlatacağım nokta bunun önemiyle alakalı değil. Hani bunu anlatırken insanlar yanlış anlamasın bunların velası berası gevşek. Hayır Müslümanları seviyoruz, müşriklerden nefret ediyoruz. Velev ki en yakınlarımız olsa bile. Ama Allah'ın bize emretmediği bir şeyi kardeşler yanlış anlamalarının neticesinde bu topluma uyguluyorlar. Bakın. Şimdi vela sözlükte dostluk, yakınlık, sevgi anlamına gelir. Bera da sözlükte uzak olma, sevmeme, düşmanlık etme anlamına gelir. Bizim gençler Allah onlardan razı olsun, Allah onlara en doğru olanı göstersin. Vela ve bera'nın sözlük manalarını alıp hayata tatbik ediyorlar ve nerede Allah'a şirk koştuğuna inandıkları bir yakınları, bir akrabaları, bir dostları varsa sanki savaş meydanında bir kafirmiş gibi orada kafirlere gösterecek tavrı burada davete muhatap olan o müşriklere gösteriyorlar. Kardeşlerim altını çize çize söylüyorum. Vela ve bera evet dostluk düşmanlık demektir ama bu bu kelimenin sözlük manasıdır. Biz ıstılah manasıyla hareket etmek zorundayız. Bir şeyin sözlüğüyle amel eden sapıtır. Çünkü Allah ve Resulü bir kelimeyi kullandığı zaman ve ona bir hüküm bina ettikleri zaman artık onun sözlük anlamıyla amel edilmez. Edilirse sapıtılır. Bu çok önemli bir şey. Mesela Allah ve Resulü Kur'an ve Sünnette bir kelime kullanmış ve bu kelimeye bir hüküm bina etmiş. Artık bitmiştir sen onun sözlük manasını alamazsın. Onun ıstılah manasını almakla mükellefsin. Mesela Allah bize Kur'an-ı Kerim'de namaz için salat kelimesini kullanmış. Namaza ne demiş? Salat. Ve akimus salate. Salatı ikame edin. Salat, salat sözlükte de dua demektir. Peki salat dua mıdır? Vallahi kim böyle derse sapıtır. Salat demek tekbirle başlayıp selamla biten özel bir ibadetin yani namazın adı demektir. Sen artık Allah ve Resulü bu kelimeyi kullandıktan sonra dua anlamı veremezsin ona. Verebilmen için elinde karine olması lazım. Zekat arınmak temizlenmek demek. Peki zekat arınmak temizlenmek mi? Hayır zekat yılda bir sefer belirli mallardan alınıp belirli gruplara dağıtılan, belirli miktarda dağıtılan bir ibadetin adıdır. Bunun dışında zekata verilecek her anlam batıldır. E o zaman sözlük anlamıyla amel edecek olursak zekat temizlenmek tamam temizlen elhamdülillah ben zekat emrini yerine getirdim de. Elini kaldır Allah'a dua et elhamdülillah ben salatımı ikame ettim de. Böyle diyen adamlar sapık olur. Çünkü Bunların sözlük manasıdır bunlar. Allah ve Resulü ona bir hüküm bina ettikten sonra... ...senin artık onun ıstılah manasını alman lazım. Bunu niye anlattım? Şimdi vela ve bera... ...sözlükte... ...dostluk ve düşmanlık demek. Bera özellikle düşmanlık göstermek. Uzak durmak. Araya mesafe koymak. Sert yapmak demek. Tamam sözlükte bu manaya geliyor. Peki ıstılah da bu mu? Hayır kardeşlerim. İslam ıstılahında... Vela özellikle yani kafirlere vela Allah'ın bize yasaklamış olduğu vela müminlerin aleyhinde kafirlere yardım etmek. Yarım kelimeyle bile olsa. Tekrar ediyorum. Vela yarım kelimeyle bile olsa müminlerin aleyhinde kafirlere yardım etmek demek. Allah'ın bize yasakladığı bu. Müşriklere yapmamamız gereken bu. Biz burayı bırakıyoruz, gidiyoruz kafirlere aksini yaptığımızda vela şirkine düşeriz diye adamlara kaşlarımızı çatıyoruz. Konuştukları zaman konuşmuyoruz. <laughs> böyle sanki onları öldürecekmişiz gibi. Ya böyle değil kardeşim. Allah'ın bize yasakladığı şey bu değil. Bakın Allah için burayı iyi dinleyin. Kardeşlerimiz şu meseleyi karıştırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i açıyor Müslüman. Okuyor şimdi. Diyor ki Vel yecidu fikum gilvah o kafirler, o müşrikler sizde bir sertlik bulsunlar. Bizim genç okuyor bu ayet-i kerimeyi. Ha, demek ki kafirlere karşı çok sert davranacağız. Kaşları çartıyor, gözlerini kısıyor. Yani sanki de elinde mızrak kılıç var adama sokacak. Yine mesela okuyor. Ya eyyuhen nebi cahidil kuffara vel munafiqine vagluz aleyhim. Ey nebi kafirlerle ve münafıklarla cihad et onlara karşı çok şiddetli davran şedid ol. Okuyor şimdi bu ayetleri kafirlere başta anne babası olmak üzere ya da yakınlar olmak üzere kaşlarını çatıyor, konuşmuyor, gözlerini kısıyor. Sanki öldürecek bir kaşık suda boğacak. Ya güzel kardeşim bak böyle değil. Çünkü sana böyle diyen Allah aynı zamanda dedi ki fa'fu vesfahu hatta yetiyallahu bi emri. Onları affedin. Onları görmezden gelin. Allah onlar hakkında bir hüküm indirene kadar bunlar Medine'deki Yahudiler için inmiş. Bakın Medine'deki Yahudilere Allah Resulü'nün nasıl davranmasını emrediyor. Affet. Görmezden gel. Ta ki Allah bir emir indirene kadar indirdi mi emrini? Tevbe suresinde cizye ayetiyle evet indirdi. Yine mesela buyuruyor ki قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ Müminlere de ki Allah'ın günlerini ummayan kafirleri bağışlasınlar. Şimdi bir tarafta ayetler diyor ki onlara sert davranın, katı davranın, sizde bir sertlik bulsunlar. Bir taraftan da diyor ki onlara affedin, bağışlayın, görmezden gelin. Allah Allah nasıl bir araya getireceğiz bunları? İşte bizim gençler bu ayetlerin aralarını bulamadıkları için yanlış muamele yapıyorlar. Kardeşler tek kelimeyle söylüyorum. İyi dinleyin Allah için. Kafirlere sert davranın. Onlar sizde bir katılık, bir sertlik bulsunlar şeklindeki ayetlerin hepsi ya Tevbe suresinde ya Enfal suresinde savaş meydanlarında inmiş ayetlerdir. Tevbe suresi Tebuk gazvesinde geldi. Tabii ki savaş meydanında kafire sert davranacağız. Elimizi büküp de şöyle abi mi diyeceğiz yani? Hayır. Kaşlarımızı çatacağız. Gözlerimizi kısacağız. Bizde bir sertlik bulacaklar. Çünkü ora merhamet yeri değil. Adam silah alıp seni öldürmeye gelmiş. Allah'a ve Resulüne savaş açmış. Merhamet mi edeceğiz? Hayır. Bu ayetler savaş yerinde geldi. Merhamet etmeyeceğiz böylesi yerlerde. Ama ne kadar affedin, bağışlayın, görmezden gelin o insanları şeklinde ayetler varsa bunlar da hep Mekke'de davetin hakim olduğu yerlerde gelmiştir. O nedenle biz Müslümanlar olarak bu ayetlerin arasını tevfik etmek zorundayız, bulmak zorundayız. Bulmazsak Davetin hakim olduğu yerde yapılacak muameleyi harp meydanında yaparız. Harp meydanında yapılacak muameleyi davetin hakim olduğu yerde yaparız. İhteletel habilu bin nabili olur. <laughs> yani sapla saman birbirine karışmış olur. Bugün gençlerimiz bu iki noktayı birbirinden ayırt edemediği için başta yakınlar olmak üzere çok sert tavır gösteriyorlar. Kardeşler burası davetin hakim olduğu bir memleket. Şu anda biz bir tane insanı cehennemden kurtaralımın derdindeyiz. Ne öldürme, ne katletme, ne boyun kesme, ne böyle bir derdimiz yok bizim kardeşim. Bizim tek derdimiz var. Anamızı, babamızı, eşimizi, dostumuzu, hatta bize düşmanlık eden, arkamızdan söven, hakaret eden insanları vallahi cehennemden kurtarma derdi. Bizim başka derdimiz yok. Ya böylesi bir yerde tabi merhametli olacaksın. Tabi ikram edeceksin. Tabi affedivereceksin. Allah Resulü böyleydi ya. Mekke'de müşriklere yemek yedirdi. Kendisine hakaret eden insanları sanki hiç hakaret etmemiş gibi ertesi gün yeniden davet etti. Onların yanına varınca halatır sordu. Allah için okuyun siyer kaynaklarını. Şu anlattığımın dışından başka bir şey yaptı mı Allah Resulü? Çünkü davet hakimdi. Davette yapılacak hata direkt Allah'la alakalı olduğu için Allah Resulü son derece hassas davrandı. Ama cihadın emredildiği yerde evet Allah Resulü de adam öldürdü ve hiç merhamet etmedi. Bu iki şeyi birbirine karıştırırsak o zaman davet yerlerinde, davetin hakim olduğu ortamlarda davetin köküne kezzap suyu dökeriz. Kardeşlerimiz bugün bunu yapıyorlar. Son bir şey söyleyeyim bu noktayla alakalı. Bu da bizim mihenk taşımız olsun inşallah. Muntahine suresinin 8. ve 9. ayetlerini hiç unutmayacağız müşriklerle muamelemizi belirleyen temel kıstastır şu ayet. Mumtahine suresi 8 ve 9. Müşriklere nasıl muamele edeceğiz? Buyuruyor ki Rabbimiz. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fid din. Din konusunda sizinle savaşmayan ve lem yukhricukum min diyarikum ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan insanlara en teberruhum ve tuksitu ilehim onlara en üst perdeden iyilik yapmanızı bir de adaletle muamele etmenizi Allah size yasaklamaz. İyi dinleyin. Din hususunda sizinle savaşmayan bir de sizi yurdunuzdan çıkarmayan böylesi insanlara en üst perdeden iyilik yapabilirsiniz. Arapçada ber kelimesi Allah'ın da esmasındandır. İyiliği en iyi şekilde veren, en iyi şekilde yapan demektir. El bir iyilik demektir. En güzel iyilik. Diyor ki din hususunda adam sana harbi ilan etmemişse sen o adama iyi davran kardeşim. Hem de en iyi şekilde iyi davran. Yediriver, içiriver. Hoş geldin abi, beş gittin abi. Nasılsın abi? Yani gönlünü kazanmaya çalış. Çünkü bu adam dininden dolayı sana düşman değil. Peki Allah neyi yasaklar? Allah ancak din hususunda sizinle savaşan. Yani sen muvahhid olduğun için seni öldürme adına elinden geleni yapan. İki, sizi yurdunuzdan çıkaran, bizzat seni def etmek için çabalayan ya da yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden, sizi ihbar eden, sizi buradan sürmek için elinden gelenleri yapanlar var ya, işte bunlara velayet vermenizi Allah yasaklar. Bak yine iyilik etmenizi demiyor da, velayet vermenizi yani müminlerin aleyhinde onlara yardım etmenizi Allah yasaklar. Bu kadar kardeşim. Bugün evet insanlar Allah'a şirk koşuyor. Bugün insanlar maalesef Allah'ın istemediği tavırları sergiliyorlar. Eyvallah bunu inkar etmiyoruz. Ama bunlara muamelemiz böyle kaşımızı çatarak, gözlerimizi kısarak onları sanki öldürecekmiş gibi değil kardeşim. Merhametle, afla, bağışla olacak. Velayet konusunda bu karıştırılan bir nokta. Davetin hakim olduğu yerlerde affedeceğiz, görmezden geleceğiz. Casiye suresinde anlatıldığı gibi cihadın hakim olduğu yerlerde kafirlere sert davranacağız. Tıpkı Enfal ve Tevbe surelerinde anlatıldığı gibi. Bu iki şeyi karıştırırsak davetin köküne kezzap suyu dökmüş oluruz ve nitekim gençlerde döküyorlar. Öyle bir davet ortaya koyuyorlar ki arkalarını toparlamak gerçekten çok zor oluyor. Allah için vela ve bera konusunu iyi tahkik edelim. Sadece Türkçe kitaplarla hareket etmeyelim. Sözlük manalarını alıp yanlış neticelere ulaşmayalım. Aksi halde çok büyük hatalar işleriz. Allah'ın dinine yanlış muamelelerimizden dolayı insanlar nefret ettiririz. Bunun da ağır neticeleri olur. Allah hepimizi bu hataya düşmekten muhafaza buyursun.